Sakın ha sakın bizim gibi pitlinik yapıp hızlı kaynatma kapasite 4-5 fincan 2 yıl. Tamam. Bu da çok önemli. Annem araştırıyordu bunu. Ya Sebahattin bir Türk kahvesi olsa var ya şu manzarada ya. Yok gider yeminle ben sana diyeyim ya. Ya şu manzarada şurada oturacaksın kardeşim. Bir tane Türk kahvesi içeceksin. Başka bir şey değil yani. Başka hiçbir şey. Abi hiç sorma nasıl canım çekti. Nasıl alabiliriz ama makinemiz yok, bir şeyimiz yok. Nasıl yapacağız biz bu kahveyi? Aynen aktörler burada. Hemen bak sen var ben incelemesini yapayım. İyiyse ben seni ararım. Tamam abi özellikle bir sıkıntı varsa. Tamam koş. Arkadaşlar Sebahattin'i gönderdik. Sebahattin'i gönderirken yoldayken biz bir ürünü inceleyelim. İşe yarar mı, çöp mü diye bir bakalım. Yararsa biz de almış olalım en azından bir Türk kahvesi içeriz. Yani normalde bir kafede Starbucks'a gitseniz geçen bir gittik 15-20 milyon para verdik yeminle hiç değmez yani. Bunu da hallederiz bir şekilde Starbucks'a yarına geçeriz. Şimdi arkadaşlar Kiyu marka bir tane A101'e ürün geliyor. Bu üründe en önemli özelliğin biri kaynatma voltunun biraz daha yüksek olması. 1000 volt bir kaynatma derecesi bulunuyor. Bu volt ne işe yarayacak? Sizin kahvenizi hızlı yapmaya yarayacak. Hele hele ki bu videoyu yeni gelin olacak arkadaşlar iyi izlemesini söylüyorum. Çünkü size bir taktik vereyim. Eski kahvecilerden olarak söylüyorum. Yani kahveci derken Türk kahvesi yapmış olan biri olarak söylüyorum. En kaliteli kahveyi bence bu kettle'larda oluyor. Çünkü kaynaması falan biraz daha fokurdadığı için daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Daha güzel kaynadığı için çok güzel bir köpük alabiliyorsunuz. Gelen adamlara diyorsun ya kızım. On numara bir köpük almışsın falan diyebiliyorsunuz. Şöyle bir ararı var. Kahvenin yaklaşık 130 milimetre bir kapasitesi bulunuyor. Bu da yaklaşık 4-5 fincan kahveyi tekamül ediyor. Bir misafir geldiği zaman da yani misafirlerle beraber içebileceğiniz bir kahve diyebiliriz. Diğer bir özelliği de kahvenin renk çeşitleri var. 3 tane renk çeşidi var. Pembe, sarı ve diğer rengi bulunuyor. Bu olmuyor. Bu da çok önemli. Annem araştırıyordu bunu. Şimdi arkadaşlar bir diğer kötü özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bunu da yani gerçekleri konuşmak gerekiyor. Bu kahvenin özelliği kettle gibi değil. Kablosuyla beraber taşıdığınız için dökmelerde biraz sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Biraz daha paranız, maddiyetiniz varsa yani benim size önerebileceğim kahve çeşidi aynı kettle tarzı olsun. Elektrik şeyi ayrı. Buna ayrı şekilde olup istediğiniz şekilde dökebiliyorsun. Diğer türlü yanında bir kablosunu sürüp dökmekten ötürü bir şey olmayacaktır. Aşağıdaki link bırakacağım. İnternet sitemizi biliyorsunuz zaten. Pintiadam.com sitemizi biliyorsunuz. Oradaki Pintiadam sitesinde bu ürünü detaylı şekilde arkadaşlarımızla beraber araştırıyoruz. Video harici bir makale yazıyoruz. Bir makalemizi okuyun. Kullanıcı yorumlarına ve alternatif fiyatlarına bakmadan sakın ha bu ürünü almayın. Kanka bu kabloyu bir asılsam küt her yer düşer. Yere koy lan bunu. Niye sıkıntı yapıyor? Dur bak. Dur. AF1. Hadi hadi abi gitmez. Karnım aç. Yumurtalı pide söyle. Ben seni yolladım ya. Aa az kalsın Sebahattin'i unutuyorduk. Vallahi millet kapmadan hemen arayalım alalım bu kahveyi ya. Bu fiyatı zaten zor bulunuyor. Alo Sebahattin ortak hemen o kahve makinesini al. Yanına da bir A101'de Kocatepe kahvesi var. O Türk kahvesi sakın onu almayı unutma. Ha, boşa boşa bir de para vermeyelim. Tamam mı? Hemen bekliyorum bak ha. Tamam, bak sakın ha beleşçilik yapma bir de bir müşoku gezme. Al gel ya uğraşma. Oğlum tamam hadi. Haydi görüşürüz.